Herkese selam, ben Elia, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir açıdan çekiyorum, yani çok garip geldi bana da şu an. Çok heyecanlandım, niye bilmiyorum. Normalde sabahları ben aşırı üşeniyorum video çekmeye ama bugün de çok video çekesim geldi gece gece. Dedim ki acaba odadaki böyle bütün ışıkları yaksam iyi olur mu ışık? Bir deneyeyim deyince böyle bir şey çıktı, yani şu anki gördüğünüz şey. Şu an yani o kadar sıcak ki böyle ışıktan oda böyle içeride güneş doğmuş gibi, böyle size anlatamam yani şu an odanın içini. Eğer burası güzel, arka planda ışık da İyi derseniz ben gece bayağı tonla video çekerim yani. Ama sırf video çekeyim diye güzel falan demeyin yani. Gerçekten güzelse söyleyin. Bakalım, bilmiyorum. Zaten kitaplığımı da aylardır düzenlemek istiyordum. Ve şu an çok aşırı mutlu oldum bunları böyle gördüğüm için. O yüzden iyice yani bir heves geldi bunun önünde çekmek için. Bugün de aylardır sadece vlog çektiğim için dedim bari vlogdan başka bir şey çekeyim. Siz de istiyordunuz yani. Aklıma da bu geldi çünkü karantinada evde yani sadece alışveriş yapıyorum şu an. İlk bu karantina başladığı zaman işte Mart ayında falan hiç fark etmemiştim bu kadar alışverişe sürüklediğini. Çünkü o zamanlar 12 olduğum için ve kendimi çok suçlu hissettiğim için alışveriş asla yani yapamazdım. Böyle kendimi hiçbir şekilde ödüllendiremezdim. Şu an tabii daha relax olduğum için böyle bir başladım. Yani saçma sapan tonlarca şey alıyorum. Ve dedim bari size de paylaşayım yani aldıklarımı. Birkaç aydır topladığım şeyleri göstereceğim birazdan. Öyle, hem de sizin çok sorduğunuz şeyler vardı. Onları da bu videoda göstereyim dedim. Şu an böyle her şeyi yaydım buraya ama yani neyden başlasam bilemedim. Bari böyle mutfak falan bundan başlayayım. Çünkü çok alakasız yani. Normalde hiç gösterdiğim bir şey değil. Kahve dünyasının aromalı filtre kahveleri. Vanilyalı, karamelli ve fındıklısı var bende. Bunların üçü böyle paket olarak Trendyol'da geçen indirimdeydi. Ben bunların üçünü birlikte 60 liraya mı 60 küsüre mi ne aldım. Yani tanesi böyle 20'ye falan denk geldi. Ben bunları indirimde bayağı bir yıldır falan gözüme kestirmiştim. Daha pahalıya görüyordum. O yüzden ucuza gelmiş oldu yani. Çok bayağı ucuza gelmiş ama. Bir bari deneyeyim dedim. Çünkü hepsini merak ediyordum. Hangisi daha güzel derseniz koku olarak gerçekten bilmiyorum. Ya hepsi fazlaca aromalı kokusu. Ama böyle nedensizce hepsinin kokusu birbirine benziyor gibi. Yani bilmiyorum. Sabah mesela diyorum hangisini yapsam. Diyorum zaten hepsi aynı yani. Herhangi birini yap. Bilmiyorum neden öyle. Aslında yani aynı da kokmuyorlar ama bana hepsi aynı gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Shall we have breakfast together? Tadında da aroma olur diye düşünerek almıştım. Sıfır. Tadında gerçekten asla bir aroma yok ve tam bir zift yani. O yüzden birazcık kalbim kırıldı. Şeker atınca da filtre kahve iğrenç ötesi oluyor tadı. O yüzden şeker de atamadım. O yüzden bunları bilin diye yani bunu da göstereyim dedim. Sonra yine mutfaktan tek bir ürünüm daha var. Bunu da bari göstereyim. Bu bardak. Normalde bardak yani niye göstereyim ki, çok gereksiz geldi ama şunun için göstermek istedim. Birincisi benim hayatımda aldığım ilk bardak. O yüzden çok böyle bilmiyorum, duyguluyum yani. Hiç daha önce hayatımda gidip mutfak eşyası almamıştım. Bu ilk. Ve bunu inanılmaz beğendim. Zaten bunu hepiniz bence işte bloggerlarda, orada burada işte Pinterest'te falan görmüşsünüzdür. Bu ara herkes yani deli gibi bu tür bardaklardan kullanıyor. O yüzden belki hani bilmek istersiniz, almak istersiniz diye göstereyim dedim. Belki hala vardır. 3 halı 2 öde mi ne vardı? Ama ona rağmen çok pahalıydı. Hatta böyle annemle mağazada yarım saat falan düşündüm yani. Ben niye şu an bardağa para veriyorum diye, ama sonra kıyamadım bunları bırakmaya. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten aşığım. İyi ki de almışım yani. Hiç pişman olmadım. Bari fiyatını da söyleyeyim. Dediğim gibi Mudo'dan. Bunların üçüne, buna üç tane var bu arada. Yani tek bunu almadım. Diğer ikisi makinedeymiş, gösteremiyorum. Ama üçünü 66 liraya almışım. Yani tanesi 22 liraya geliyor. Yani bilmiyorum, bardak için acaba normal mi? Çünkü hiç hayatımda gidip yani mutfak için bir şey almadım. O yüzden piyasayı da, bardak fiyatını da bilmiyorum ama yani 22 lira fazla bence bir bardak için. Ama o kadar güzel ki yani ne yapalım, mecbur aldım. Şimdi kozmetiğe geçeyim bari. Yani sizden cevap alamayacağıma göre ben geçiyorum. İlk önce makyaj malzemelerini göstereyim. Şimdi ilk bunu aldım. Bu ne? CC Color'ın işte bu Copper paleti. Bu zaten herkeste var. Genelde makyaja ilk başlayanlar ya da makyajı böyle çok bilmeyenler ilk hayatında palet alacaklar, bunu alır. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Çünkü fiyatı çok ucuzmuş yani onda. Ben bunu böyle daha pahalı bir şey sanıyordum. 10 liraya mı ne aldım yani? İnanılmaz ucuzdu. Bu kadar pigmentli olacağını beklemiyordum. Dandik olduğu için. Ama gerçekten bayağı pigmentli. Yani mesela şu turuncu rengi için almıştım ben. Büyük ihtimalle kamerada çok gözükmeyecek ama bayağı pigmentli. Özellikle şu şeyli renkleri. Simli mi diyeyim bunu artık, ne diyeyim? Simli renkleri gerçekten fazlasıyla renkli. Şuna bakar mısınız? Gerçekten pigmentleri çok iyi. Ben bu kadar ucuza bu kadar bilmiyorum. Ne var lan içinde bunun? Zehir falan mı var? Niye bu kadar ucuz? Paraben falan filan her türlü yani kötü şey dolu ama aman deyip yani ben kullanıyorum. Hatta şu an böyle gözümün altındaki o turunculuk bunun içindeki bu turuncu renk. Hayatımda ilk defa değil de yani sallamayayım. Böyle üçüncü defa falan. Watson's'dan alışveriş yaptım. Ben böyle gratisçi sanıyordum kendimi ama Watson's'cıymışım.
Ve bilmiyorum yani sitede falan gezerken bunu gördüm. Böyle palet almak istiyordum zaten. Bu da çok ucuzdu ya. 20 liraya düşmüş. Sonra ben bunu gördüm 16'ya düşmüş. Bir de dedim nasıl acaba falan. Bir de internetten böyle swatchlarına baktım. Fena durmuyordu. Bir de işte şu lila rengi falan çok hoşuma gitti. Bu renklerde bir şey arıyordum. Çünkü gözümün altına böyle rengarenk bir şey böyle çekme hevesi geldi bana bu son zamanlarda. Gerçekten evde dura dura ben kafayı yemiş olabilir miyim? Yeğenimle bununla makyaj yaptık falan böyle. Gümüş, pembe falan saçma sapan prenses makyajı yaptık. Story atmıştım yani takip ediyorsanız beni Instagram'dan görmüşsünüzdür. Bununla yapmıştım yani. İşte bu Gretchen markası var. Bunun gerçekten ismini okuyamıyorum. O yüzden hiç okumayı denemeyeceğim. 111 numaralı bu Soft Kiss isimli ruju var. Bunu ben bilmiyorum. Hiç bakmadan aldım. O an bir canım ruj almak istedi ve bu da indirimdeymiş. Bunu aldım. Hiç içini bile görmedim. Çünkü zaten koronadan dolayı swatchlar yok ya. Rengi böyle. Bir tık daha kahve bir şey istiyordum yani altına bakarak. Ama bu bir yani tam dudağımın rengi. Hatta dudağımdan daha açık renk bile olabilir. Ben büyük ihtimalle bunu işte koyu bir rujla böyle şey yaparak falan kullanırım. Daha sonra Maybelline'in bu Big Shot maskarası. Bu benim 6. 7. Big Shot'ım falan. Hatta geçen bir dolabının köşesinde fark ettim. Ben bitmiş Big Shot'larımı biriktirmişim. Neden bilmiyorum. Ve her yerden böyle 6-7 paket falan oradan Big Shot çıktı. Bir tane daha duruyor yani. Onu niye atmamışım bilmiyorum. Geçen de yani rimelsiz kaldım. Bunu buldum aldım hemen. Bu işte Daring Black olanı. Benimki düz black'ti. Bu Daring Black. Yani ne farkı var? Biri siyah biri daha siyah. Yani bilmiyorum hiçbir farkında fark etmedim. Şu an gözümde bu var mesela. Sonra ay bu lanet şey. Yine o markanın işte Gratis'in markasının bu şeyi kapatıcısı. Ne bu? 135 Light Beige. Allah'ım bu kadar sarı bir kapatıcı olamaz. Yani bildiğiniz bunu sürdüğümde muza benziyorum. Yani böyle sarılık olmuş da ama yani sadece gözümün altı yani o kadar korkunç bir şey ki. Bunu bir kere ben fark etmedim bu kadar sarı olduğunu. Sürmüşüm tam böyle makyajımı yapmışım. Kapatıcıyı da ben böyle bütün yüzüme sürmüyorum ya da bütün yüzüme fondöten de sürmüyorum. Ve geçen işte bunu sürdüm sonra fotoğraf çekildim tamam mı? Bir baktım aynadaki fotoğrafıma sarılık olmuş gibiyim. O kadar iğrenç ki böyle gözümün altı sarı sarı parlıyor. Yüzümü bildiğiniz hayalete çevirdim ki yani sapsarı iğrenç gözümüyüm. Gerçekten çok inanılmaz çekindiriyor. Bayağı şey kalın bir kapatıcı. Ben yani bu kadar kalın bir şey beklemiyordum. Yapısı da kalın. Bayağı da pudralı. Yani kapatıcılığı iyi yani ona bir şey demeyeyim şimdi. Güzel ton olsaydı uysaydı bana kullanırdım bayağı. Fiyatı da bayağı uygundu. Kaç 10-13 falan yani herhalde. İndirimde bulmuştum bunu da. Ama sakın yüzünüz sarı değilse 135'ini almayın. Evet makyaj bitti. Şimdi biraz daha böyle cilt bakımı falan filan saç bakımı. Bunları göstereyim hemen hızlı. İlk önce bu Urban Care'in Elastic Curl Mouse'unu aldım. Bu işte saçınızın kıvırcıklarının işte belirginleşmesi için bir köpük diyeyim. Bunun beyaz olanı ve böyle pembe kapaklı olanı bayağı ünlü. O daha bakım ağırlıklı bir ürün sanırım ama aynı zamanda bukleleri de belirginleştiriyor. Bu sadece bukle belirginleştirmek için. Bunun bakım özelliği yok sanırım. Gerçi keratin kompleks diyor da bilmiyorum yani. O bakım diye geçiyor. Bu bakım diye geçmiyor. Aralarındaki fark da şu. O 27 lira falan. Bu 24 lira. %50 indirimde. Ve bu 200 milim o 150 milim. Yani bu çok daha ucuza geliyor. O yüzden dedim ki bunu alayım. Ve bayağıdır da bunu kullanıyorum. Başta onu kullanıyordum. Sonra bunu keşfedince buna geçtim. Şu an saçımda bu yok. Şu an saçım iğrenç. O yüzden yani bunu yargılamayın. Ondan sonra yine saç ürünü. Var ya hiç böyle şeyler göstereceğimi düşünmezdim burada ama. Normalde bayağıdır her videomun altına şey diyorum geliyor. Saçlarını neyle yıkıyorsun, ne sürüyorsun, bilmem ne saçın inanılmaz hacimli gözüküyor falan. Nazar mı değdirdiniz, ne yaptınız? Yani bir yıldır falan benim inanılmaz saçım dökülüyor. Hem iğrenç beslenmemden, hem şeyden, stresten falan büyük ihtimalle. Elimi her saçıma attığımda 20-30 tel falan dökülüyor ve yani ben saçıma elimi dakikada bir falan atıyorum. Ve asla durmuyor yani. Hani her elinizi attığınızda saç gelebilir mi? Böyle çok fazla dökülüyor. Sabah bir kalkıyorum mesela yatak sadece saçtan oluşuyor falan. Ve bayağı korkmaya başladım. Hala mesela çok azalmadı. Çünkü saçım inanılmaz fazlaydı. Ben küçükken normalde yani 3-4 insana falan kafasında olabilecek kadar bir saç var. Yani hatta mesela kuaförlere böyle topuz için falan gittiğimde pişman oluyorlardı bana yaptıkları için. Çünkü adam diyordu ki yani ben buna tek topuz parası alıyorum. Yani az saçı olan insanların parasına yazık yani. Ya da sen kardasın yani. İki kişilik saç yaptırıyorsun falan diye böyle benimle dalga geçiyorlardı. Şimdi saçımı geri çıkartmaya çalışıyorum bir şekilde. O yüzden dedim ki böyle bir şeyler alayım. Watson's'ta biraz araştırınca herkes bunun hakkında çok güzel şeyler yazmış. Ashley Joy'un güçlendirici şampuanı. Bir de yine Ashley Joy'un bu bitkisel saç bakım yağı. Bu gerçekten o kadar pahalı bir şeydi ki. Hayatımda asla bu tarz ürünlere bu kadar para vermem. Bu arada o kadar pahalı ama
Akıyor galiba bu. Allah sikar etmesin. Bunu bu gece falan saçıma süreceğim. Bir gece bununla yatacağım. Sonra duşta yıkayacağım falan. Bilmiyorum. Henüz bunu kullanmadım. O yüzden bir yorum yapamam. Şampuanı da bir kere kullandım. O yüzden yani gözle görülür bir şey anlamak için bayağı bir kullanmak lazım. Yani ben bunu bir süre kullanayım. Eğer gerçekten saçımın dökülmesi azalırsa söylerim size. Bilmiyorum yani bir işe yarayacak mı? Umarım yarar. O kadar para verdim. İkisi de %50 indirimdeydi. Bu 27'ye düşüyordu. Bu 50 lira falandı herhalde. Şimdi sallamayayım da evet yani bayağı vardı. İnşallah bu çok güzeldi yani. Yoksa çok sinirleneceğim. Öyle bu ikisi var. Daha sonra Nivea'nın yatıştırıcı yüz yıkama köpüğü. Bir de bu Nivea'nın Aqua Sensation canlandırıcı temizleme jeli. Sadece bu ikisini kullanıyorum cildim için. Zara'dan bir tane ne aldım? Ha şey pantolon. Bunu ben bayağıdır beğeniyordum. Bu hatta Berra'da vardı ve ben onda aşık olmuştum. Ama onunkinin içine girememiştim. Onunki 34 beden. O yüzden deneyememiştim bile yani. Ve mağazada gidince 36'sını denedim. Ve hemen aldım. Bu hayatımda aldığım en pahalı kot pantolon olabilir. Niye bu kadar para verdim bilmiyorum. Ne kadar giyeceğimi de bilmiyorum. Bu işte aşırı bol paçalı olanlar var ya bu ara çok moda. Bilmiyorum birazcık yani yer cücesine benzemiş olabilirim. Ya da böyle gepgeniş bir bidona benzemiş olabilirim. Ama hiç sıkıntı değil. Bunu ne kadar aldım? 269'a aldım. Hiç indirim yoktu. Kendime şaşıyorum yani indirimsiz bir şey aldığım için. İçimde kalacağına dolabımda kalsın. Böyle bunu da almış bulundum. Daha sonra bir Nike'a geçelim hemen. Nike'dan Jordan aldım. Bunlar beni o kadar üzüyor ki. Şimdi şöyle olayı açıklıyorum. Ben bunları mağazaya gittim ve deneyemedim tam. Yani böyle bir kıyafetim mi saçmaydı? Rengi mi çok böyle alakasızdı bunda? Ben böyle tam deneyemedim. Tam böyle anlayamadım bunun ne olduğunu. Bir de Jordan'ların zaten hani kalıpları küçük diye. Dedim ki alayım ve olur herhalde. Bu 40 numara bu arada. Sonra aldım geldim eve ve bu bana olmadı. Yani oldu aslında yani öyle inanılmaz büyük değil. Ama ayağımda çok kaba duruyor. Bunları hatta Batu da aldı benden gidip özenip. Yani erkek ayakkabısı bu arada bunlar. Bilmiyorum bunlara gerçekten üzülmüştüm. Bu arada aşklar bunlar benim ayağıma büyük olduğu için ben bunları dolap hesabıma koydum. Bu ucuzu nereden buluyorsun Nike bilmem ne vize de söyle diyenler için eğer ayağınız 39 falansa bakabilirsiniz. Çünkü 39 olan birine tam olur diye tahmin ediyorum. Öyle yani dolap hesabıma bakabilirsiniz. Alırsanız yani yabancıya gitmesin. Almazsanız da ben geri gider iade ederim yani. Sizin çok sevdiğiniz sweatshirtlere. Geçen artık bütün videolarımda böyle diyeceğim. Hani sivit dedim diye beni linçlerseniz ben de artık sweatshirt diyeceğim her şeye. İki tane sweatshirt aldım. Kendi sinirlerim bozuluyor. Bunlar otduden.com'dan. Bunu da soruyordunuz bayağı o yüzden göstereyim dedim. Bir tanesi böyle lacivert ve şurasında Otdü'nün işte amblemi var. Sonra bir de arkasında böyle bir ot yazıyor. Bunu bayağı sevdim. Bu lacivert bu arada yani şu anda nereye gözüktüğünü bilmiyorum ama yani de bunun bordosu vardı. Ali Can hediye etmişti bana. Başka bir rengini daha istiyordum. Bilmiyorum lacivertini alayım dedim. Bunu da bayağı beğendim. Large giyiyorum bu arada. Bunu da sormuşsunuz bedeni kaç diye. Large bu. Ben çok bol ve çok büyük sevdiğim için large aldım ama yani siz bol istiyorsanız bir beden büyük alsanız yeter. Zaten kalıpları çok dar değil. Bir tane bu kapşonlu olanlardan aldım. Bunun da önünde direkt kocaman ot yazıyor. Bu da işte çok güzel bir ne yeşili bu zümrüt yeşili falan mı oluyor bilmiyorum. Rengi çok güzel ama bir de bordo öyle olduğu için zaten bordo gönlümün sultanı. Bu ikisi o kadar güzel ki okula gidemiyorsak biz de okul siviti giyeriz. Fırlatmaya başladım yine. Eski videomda bir tane çok ama çok eski bir videom. Baya yani 3 yıl önceki falan. Yine bir alışveriş videosu çekmiştim ve giydiğim şeyleri koltuğa fırlatıyordum. Hatta böyle sayma falan yapmıştım kendi kendime. Şu an çok duygulandım. Oldlar var mı o videoyu hatırlayan? Hatırlayan varsa onu bir yoruma yazsın. Bir tane blazer aldım. Bu da Zara'dan. Bunu ben dolapta buldum aldım. Nasıl anlatayım bunu? Gözüküyor mu acaba? Şimdi üst kısmı gri. Alttan ceplerinden itibaren böyle altı siyah mı bu lacivert mi bilmiyorum. Siyah. Evet. Siyah böyle oversize diye gördüm. O yüzden alayım dedim. Bir de Zara'nın kalıpları bayağı geniş ya. Dedim bunun iki small'u belki böyle small gibi olur. Zaten oversize falan olur diye böyle değişik kendi kendime saçma falan hesaplar yaptım. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı tabii ki de. Ve bu bayağı darmış yani. Zaten hani dar tipliymiş. O yüzden fazlaca dar oldu. Bir de ben kilo aldım bu ara böyle dar oldu. Ben bunu bir yere giyerim. Okulda mesela böyle bir özel bir şey olur. Hani daha böyle sweet up giyinmem gereken. Orada böyle dar bir pantolonun işte dizüstü bir şeyle botla falan giyerim güzel olur falan diye böyle planlar yaptım. Bakalım okul açılır da ben ne zaman işte bir etkinliğe giderim de sweet up giyinmem gerekir de bunu giyerim de bilmiyorum. Sonucuma yine Nike'dan devam edeyim. Dokunmamam lazım çünkü bu bembeyaz ve elimde benim saçma sapan rengarenk farlar var. Durun şöyle göstereceğim. Ben Nike'da bayağıdır beğeniyordum. Hatta şöyle bir ilk önce tipini göstereyim size. Önü böyle, arkası da direkt beyaz. Ve böyle şu hışır hışır kumaş var ya ondan.
Önünün işte şu gri kısımları da bayağı işte kalın eşofman kumaşı. Bir gün gördüm bu indirime girmiş. Ben bir böyle bunu gözüme kestirdim. Ama medium bu ve erkek reyonunda medium. Çok bol mu olur, nasıl olur falan filan böyle bir bilemedim. Ama o kadar gözüm kaldı ki. Ve denemeden, çünkü denemek yasaktı, hala yasaktır büyük ihtimalle. Dedim ki ben bunu alayım. Yani olmadı, beğenmezsem geri iade ederim falan diye düşündüm. Bilmiyorum çok, yani bununla kombin yapamadığım için henüz giyemedim. Üstüne giyecek böyle beyaz bir şey arıyordum. Sweatshirt. O kadar beğendim ki yani bana yakışmasa bile ben bunu büyük ihtimalle giyeceğim. Bir tane daha kot pantolon aldım. Yani çünkü evden çıkamıyorum ama yani niyeyse böyle bir ton şey almışım. Yani asla dışarıda bile giyemiyorum. Evde ancak aynadan fotoğraf atarım. Bunun tek esprisi ne? Böyle mom tipli mi desem? Yani straight gibi değil çok. Ya da gerçi straight gibi mi? Bilmiyorum, benim bacaklarım yani çok ince olmadığı için ben de her şey dar duruyor zaten. Ama bunun olayı şu, paçalarındaki işte yırtığımsı böyle işte detaylar. Çok beğendim bunu. Şey çok güzel gözüküyor yani, böyle Jordan'lar falan o kadar güzel gözüküyordu ki. Hatta bir tane fotoğraf koydum Instagram'a bunlarla. Gerçekten bayıldım buna. Sormuştum zaten bayağı. Sıra diversin. Bu da işte 36 beden. Klasik benim yani o pantolon bedenim. Bunu da geçiyorum. Son kıyafetimi gösteriyorum. Bu da bir adet elbise. Genaf.com'una geldi. Genaf diye mi okunuyor bu? Çok inanılmaz tatlı bir elbise geldi. Bundan zaten bir tane story atmıştım. Takip ettiyseniz beni görmüşsünüzdür. O kadar güzel bir elbise ki ve anlatamam size. Kolları falan bir tık daha, bu böyle vatkalı mı deniyor buna? Daha yani şöyle geliyor ve kolunda büzgüler var ve böyle detaylar var falan. Sonra iki tane çanta aldım. Birisi bu. Birisi bu. Bu Zara'dan bu arada. Hemen bunu söyleyeyim, göstereyim. Dolaptan aldım bunu bu arada. Ucuz olunca da alayım dedim. Yani 60 lira falandı. Mağazada da hiç yani bu son zamanlarda görmüyordum. Bir de temizdi bayağı. Kullanılmamış çok. Yani alayım. Ben burada dolaptan bayağı alışveriş yapıyorum yani. Seviyorum. Bunu da dolaptan aldım. Bu arada da bu şey değil yani. İkinci el falan değil. Dolapta bir butikten aldım. Ve inanılmaz kaliteli. Gerçekten bu kadar kaliteli bir şey çıkacağını asla beklemiyordum. Çok böyle şey duruyor. Yani nasıl anlatayım? Dandik durmuyor yani. Ve ben bunu kaç liraya aldım biliyor musunuz? 38 liraya aldım. Sizin en çok merak ettiğiniz büyük ihtimalle şey. Hatta size anlatayım diye gittim kutusuna falan koydum yani böyle bir şey yapmak için. Şimdi ilk olarak Apple Pencil'ı anlatayım. Yani eğer tablet almayı falan düşünüyorsanız Apple Pencil olmadan çok bir anlamı yok. Yani yazı yazmak, not almak için düşünüyorsanız. Bunun fiyatı 700 lira gibi bir şey olması lazım. Bendeki birinci nesil olanı. Güzel yani, fena değil. Ucunu ben geçen yere düşüp azıcık yamultmuşum ama içinde bir tane yedek uç geliyor yani. Burada da tablet var. iPad 8. nesil 128 GB olan. Şimdi YouTube'da bunu almadan ben tonlarca video izledim. İşte 128 GB mı alayım, 32 mi alayım, bilmem ne mi alayım, işte Pro mu alayım, bilmem ne. Yani 100 tane video izlemişimdir belki. En son bununla karar kıldım. Bendeki uzay greysi rengi. Hatta arkasına da böyle beleş diye ya da team falan yazdırdım yani. Niye bilmiyorum. Ders çalışmak için ben içinde GoodNotes falan kullanıyorum. Onları ayrı bir videoda eğer isterseniz işte içinde hangi uygulamaları kullanıyorum, GoodNotes nasıl kullanılıyor, işte Notability de var bende. İkisini nasıl kullanıyor, arasındaki fark ne falan filan. Böyle videolar çekebilirim. Yazabilirsiniz aşağıya. Bakın mesela en son tuttuğum not çıktı şimdi karşıma. Mesela böyle. Bir de siyah ekrana geçtim. Bilmiyorum niye böyle bir farklılık olsun diye. Bu yani tutum en güzel notlardan biri diyebilirim. Yani bu çok fena değil ya. İyi gibi bu. Tabletin yanında kullandığım şeyler bunlar. Bu IKEA'nın isminin ne olduğunu bilmediğim tablet tutacağı mı, telefon tutacağı mı artık ne diye geçiyor bilmiyorum. Bu benim hayatımı kurtardı. Bu gerçekten, bu olmasaydı ben tableti ne yapardım bilmiyorum. Özellikle dizi izleyeceğim zaman. Buna böyle koyuyorsunuz. Bir de iki farklı şey seçeneği var. Genişlik seçeneği var. Biriyle daha böyle dimdik duruyor. Biriyle daha böyle yatık duruyor. Gerçekten müthiş bir şey ya. Bunu kim akıl ettiyse yani böyle gidip alnından öpmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. Yine bu da IKEA'dan. Bunun adı Isberget. Yani büyük ihtimalle böyle okunmuyordur ama Isberget yazarsanız çıkar. Bu da işte yine tablet ya da laptop tutucu mu, yükseltici mi ne, öyle bir şey diye geçiyor olması lazım. Boyutu böyle tabletten bir tık daha büyük ama yani öyle çok kaba bir şey değil. Oh evet, bitti. Bayağı bir şey gösterdim. Şu an video kaç saat olmuş yani hiçbir fikrim yok. Bayağı uzun oldu galiba bu video. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben anlatırken fazlasıyla eğlendim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok kısa sürede gıybet köşesi çekmeyi düşünüyorum. Bakın bu sefer gerçekten çekeceğim ama. Ama ne olur bana böyle ilkokul seviyesi yani hikayeler anlatmayın. Gerçekten böyle önemli gıybetini yapabileceğiniz bir şey atın ki böyle burada oturup adam gibi dedikodusunu yapabilelim. Sanırım bu videodan da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Işığı falan yine yorumlarını söylemeyi unutmayın. Öyle, başka diyeceğim bir şey var mı? Yok sanırım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.